Merhaba değerli izleyicilerim. Amerika'da lisansüstü eğitimle alakalı diğer bir videoyla yine karşınızdayım. Bu videomda neden Amerika'da yüksek lisans yapmalısınız? Amerika'da yüksek lisans yapmak için 10 neden söyleyeceğim size. Bu nedenleri 1000'e de çıkartabilirsiniz, 1000'e de çıkartabilirsiniz. Kendinizi değiştirebilirsiniz, 3'e 5'e de düşürebilirsiniz. Ben sadece kendi şahsi görüşlerimden 10 tanesini söyleyeceğim. Yani Amerika'da yüksek lisans yapmanın 10 nedeni. Birinci neden, Amerika'dan alacağınız yüksek lisans derecesi dünyanın her yerinde prestijli bir şekilde kabul edilmektedir. Yani nereye giderseniz gidin, hangi ülkeye giderseniz gidin, Amerika'da yüksek lisans yaptıktan sonra çok rahat iş bulabilirsiniz. Kesinlikle bundan emin olabilirsiniz. Hiç kimse size Amerika'da 5000 tane üniversite var, kesin bu gidip merdiven altı bir üniversitede yüksek lisans yapmıştır demez. Hepsi de sizi sanki MIT'den, Harvard'dan, Caltech'ten mezun olmuşsunuz gibi değerlendirecektir. Amerikan üniversitelerinin dünya çapında böyle bir prestiji olduğunu herkes biliyor. Tabii bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi Amerika'nın güçlü bir ülke olması değil, dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması listesinde listenin hemen hemen yarısının Amerikan üniversiteleriyle dolu olması. Başka bir neden yok bence. Yani kısacası Amerikan üniversitelerinden alacağınız yüksek lisans derecesi dünyanın en değerli, en prestijli yüksek lisans derecesi olacaktır. Bence ilk neden bu. İkinci neden, Amerikan üniversitelerinde tıpkı ülke genelinde olduğu gibi çok kültürlülük hakim. Yani dünyada başka hiçbir ülkede dünyanın her yerinden öğrencilerin olduğu üniversiteler yoktur herhalde. Amerika'da hangi şehirde, hangi üniversiteye giderseniz gidin, hemen hemen her ülkeden öğrencilerin olduğunu göreceksiniz. İster Baltimore'a gidin, ister Los Angeles'a, isterseniz New York'a, nereye giderseniz gidin, hangi üniversiteye, hangi programa giderseniz gidin, mutlaka uluslararası öğrencilerin varlığı, hatta yoğunluğu dikkatinizi çekecektir. Bence çok kültürlülük olayı Amerika'da yüksek lisans yapmak için güzel sebeplerinden bir tanesi. Çünkü yüksek lisans yaparken sadece akademik eğitim almıyorsunuz, aynı zamanda kendinizi kültürel, sosyal açıdan da geliştiriyorsunuz. Ve bunların hepsi sonuçta size bir network oluşturuyor. Yani mezun olduğunuz zaman belki de o uluslararası edineceğiniz tecrübeler, dünyanın farklı ülkelerinden edineceğiniz arkadaşlar, arkadaşlıklar sizin için mezuniyetten sonra belki farklı ülkelerde iş bulmanız için yardımcı olacaktır. Ki bunun çok örnekleri var. Haliyle çok kültürlülük bence ikinci en önemli sebep. Buna bağlı olarak dördüncü sebep olarak da şunu söylemek istiyorum. Amerika'daki üniversiteler bu çok kültürlülüğe çok önem verdikleri için ve tabiri caizse öğrenciler üniversiteler için müşteri olduğu için Amerika'daki üniversiteler bu uluslararası öğrencilere inanılmaz derecede yardımcı oluyorlar. Bir kere her üniversite kesinlikle akademik yılbaşında bir oryantasyon programı düzenliyor. Üniversitenin üst sınıflarındaki, 3. 4. sınıflardaki öğrenciler 1. sınıftaki, 2. sınıftaki öğrencilerle kaynaşıyor. Birbirlerine yardımcı oluyorlar. Akademik danışmanlar kesinlikle öğrencileri çok güzel bir şekilde takip ediyor. Sadece akademik etkinlikler değil, aynı zamanda ekstra curricular etkinlik dedikleri, yani müfredat dışı etkinliklerde de öğrencileri hem teşvik ediyorlar hem yardımcı oluyorlar. Aynı zamanda mümkün olduğu kadar üniversiteler öğrencilerin şahsi problemleriyle de ilgilenebiliyorlar. Mesela bazı öğrenciler diyelim ki burs bulmak zorunda kalıyorlar. Mutlaka üniversite öğrencileri burs konusunda yardımcı oluyor. Ya da iş arayan öğrencilere mutlaka gerek kampüs içinde olsun gerek kampüs dışında olsun iş konusunda yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yani kısacası gerçekten de üniversite öğrencileri sadece müşterisi gibi değil, aynı zamanda bir ailesi gibi de görmeye çalışıyor. Bu da bence Amerikan üniversitelerini tercih etmek için önemli sebeplerden bir tanesi. Dördüncü sebep olarak da teknolojiden bahsedebiliriz. Amerika biliyorsunuz dünyada teknolojinin merkezi. Yani ne zaman yeni bir teknolojik bir şey olsa hep Amerika'dan çıkıyor. Ve Amerikan üniversiteleri de buna paralel olarak teknolojik açıdan en donanımlı üniversiteler. Yani hiçbir üniversitede teknolojik yetersizlik görmezsiniz. Yani aklınıza gelebilecek, eğitimde kullanılabilecek her şeyi Amerikan üniversitelerinde, hatta en alt sıralardaki üniversitelerde bile her türlü teknik imkanları görebilirsiniz. Beşinci sebep, benim en hoşuma giden sebeplerden bir tanesi bu. Kesinlikle bence en önemli sebeplerden bir tanesi bu. Amerikan üniversiteleri öğrencileri olabildiğince özgür bırakmaya çalışıyorlar. Yani Amerikan üniversitelerinde belirli hedefler vardır. O hedeflere ulaşmak vardır. Öğrencilerden istenilen o hedefleri gerçekleştirebilmesi için öğrencileri olabildiğince serbest bırakırlar. Çoğu zaman ne derslere devam mecburiyeti vardır. Yani senin hedefin şu ama bu hedefi şu şekilde gerçekleştireceksin diye kesinlikle söylemezler. Hedefim bu. Bu hedefi gerçekleştirmek için ister kütüphaneye git araştırmalar yap,
İster git sanayide değişik ustalarla görüş. Yani nasıl çözersen çöz, projeni nasıl hazırlarsan hazırla, sorumlulukları nasıl yaparsan yap. Ama o sorumlulukları yap. Yani derse devam mecburiyeti yok. Yani öğrencilerin yükümlü olduğu kurallar var ama uymak zorunda olduğu kurallar yok. Yani o yükümlülükleri istedikleri şekilde halledebilirler. Mesela bazen öyle olabiliyor ki öğrenciler bilimsel çalışmalarını derse devam etmeden daha iyi tamamlayabiliyorlar. Derse devam etmek o an için bir vakit kaybı olabiliyor. Değişik sahalarda gidip bilimsel araştırma yapsalar daha faydalı olabiliyor. Hocalar da bunu bildikleri için kesinlikle derste devam etmek zorunda bırakmıyorlar öğrencileri. Bu konuda çok özgür, serbest bırakıyorlar. Metodik zorunluluklar var ama kesinlikle kurallarla kısıtlanmış programlar yok. Özgür, rahat ve bilimsel ortamlarda çok rahat yüksek lisansınızı yapabilirsiniz. Amerika'da yüksek lisans için 6. neden ise iş imkanı. Amerika'da yüksek lisansı yapıp bitirdiğinizde Amerika size 2 yıllık çalışma izni veriyor. Bu gerçekten çok önemli bir şey ve şunu da unutmayın. Amerika'daki kurumlar eğer o 2 yıllık çalışma esnasında sizden memnunsa, sizinle devam etmek istiyorlarsa sizin adınıza Amerikan hükümetine Green Card başvurusunda bulunabiliyorlar ve siz Green Card'la birlikte Amerikan vatandaşı olma sürecine girmiş oluyorsunuz. Bu da bence inanılmaz derecede önemli bir kriter. Diğer türlü bir turist olarak ya da mezuniyetten sonra ülkeye dönseniz, tekrar Amerika'ya çalışma iznine başvursanız kesinlikle böyle bir izin almak çok kolay değil, imkansıza yakın bir şey. Haliyle yüksek lisansı bitirir bitirmez siz direkt 2 yıllık çalışma izni alıyorsunuz. Bu da bence çok önemli bir kriter. Amerika'daki iş bulma olanakları ve kariyerinizde düşünüldüğünde bence bu çok önemli, olmazsa olmaz kriterlerden bir tanesi. 8. ve bence en önemli kriterlerden bir tanesi, Amerika'daki yüksek lisans programlarında aynı Türkiye'de olduğu gibi sürekli sınavlar yok. Türkiye'de maalesef ilkokuldan tutun da doktora programına kadar öğrenciler sürekli sınavlara tabi tutuluyorlar. Sınav stresinden dolayı insanlar kesinlikle akademik kariyerlerine, akademik projelerine odaklanamıyorlar. Yani ister yüksek lisans olsun, ister doktor olsun, sınav stresi öğrencilerin üzerinde gerçekten çok büyük bir yük. Ama Amerika'da böyle değil. Yüksek lisans programlarında kesinlikle sınavlar yok. Sınav yapan üniversitelerde bunu kesinlikle formaliteden göstermelik yapıyorlar. Ama Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de çok ciddi, çok stresli ve o sınavların çok büyük etkisi oluyor. Amerika'da ise bunu şöyle hallediyorlar. İnsanlar ister yüksek lisans programında olsun, ister doktora programlarında olsun, çalıştıkları, uzmanlaştıkları alanlarla alakalı projeler hazırlıyorlar, ödevler hazırlıyorlar. Hatta bu ödevleri, projeleri öğrenciler ve akademik danışmanları beraber belirliyor. Daha senenin başında, akademik yılın başında beraber belirliyorlar. Ve akademik danışmanlar sürekli öğrencilerin bu progreslerini, gelişmelerini inceliyor. Bu da öğrenciyi kesinlikle stres yapmıyor. Çünkü öğrenci zaten sevdiği, istediği, yapmak istediği bir çalışmayı yapıyor. Zevk alarak yapıyor. Ve bunu yaparken de güzel bir not alıyor. Bu da öğrenci için gerçekten çok güzel bir şans bence. Maalesef Türkiye'de hocalar sürekli sınavlarla öğrencileri boğuyorlar açıkçası. Kesinlikle kimsede akademik çalışma yapacak bir istek, bir motivasyon kalmıyor. Bunun haricinde maalesef söylemek zorunda olduğum başka bir şeydi. Türkiye'deki hocaların birçoğu, kesinlikle herkesi kastetmiyorum ama Türkiye'de yüksek lisans doktora yapan öğrenciler ne demek istediğimi iyi anlayacaktır. Türkiye'de hocalar gerçekten çok kabrisliler. Bazen oluyor ki siz kendi çalışmalarınız bir tarafa, hocaları nasıl memnun ederim, kaprislerini nasıl aşabilirim, onun derdine düşüyorsunuz. Bu da maalesef sizin akademik kariyerinizi, akademik yaşantınızı olumsuz derecede çok etkiliyor. Ama inanın Amerika'ya geldiğinizde bunu göreceksiniz. Amerika'da kesinlikle yüksek lisansla da doktorada da hiçbir hocanın bu şekilde kaprisini görmezsiniz. Kesinlikle sizin çalışmanız, sizin başarılarınız hocalar için en değerli şeylerdir ve sizi fazlasıyla ödüllendireceklerdir. Ben şunu çok net söyleyebilirim. Sizin dil seviyeniz biraz zayıf bile olsa ya da diğer akademik alanlarda biraz zayıf bile olsanız, eğer istekliyseniz, motivasyonunuz varsa Amerika'da kesinlikle başarılı olursunuz. Son iki maddemiz, 9. maddemiz. Amerika'da yüksek lisans yapınca kendinizi sadece akademik açıdan değil, kişisel açıdan, kültürel açıdan, sosyal açıdan, yani her açıdan gerçekten çok güzel geliştirebilirsiniz. Yani ne tür etkinliklerden, aktivitelerden hoşlanırsanız hoşlanın, kesinlikle onların hepsini Amerika'da bolca zengin bir şekilde bulabilirsiniz. Yani ister dilinizi geliştirmek isteyin, ister kültürel açıdan kendinizi geliştirmek isteyin. Mutlaka bunları da yine en iyi yapabileceğiniz ülkelerden bir tanesi bence kesinlikle Amerika. Son maddemiz, 10. maddemiz, birçok kişinin olsa da olur, olmasa da olur dediği, kesinlikle bir öncelik olarak görmediği ama benim için olmazsa olmaz maddelerden bir tanesi seyahat. Amerika'da 2 yıl yüksek lisans yaparken
Amerika'nın her tarafını gezebilirsiniz. Meksika'ya gidebilirsiniz. Civar ülkelere gidebilirsiniz. Kanada'ya gidebilirsiniz. Zaten Amerika tek başına Avrupa'dan daha büyük, Avrupa'dan daha çok gezilecek yerlere sahip bir ülke. Yazları ayrı değerlendirirsiniz. Hafta sonlarını ayrı değerlendirirsiniz. Eğer gezmeyi, seyahat etmeyi seviyorsanız bence kesinlikle Amerika'da yüksek lisans yapın. Gezmeye de seyahat etmeye de çok vakit bulup çok eğleneceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim size Amerika'yı. Evet değerli izleyicilerim, bu videom da bu kadardı. Bu videomda sizlere Amerika'da yüksek lisansı tercih etmek için 10 neden üzerinde durdum. Umarım beğenmişsinizdir. Vakit ayırıp izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.